Kahramanmaraş'ın coğrafi işaret tescilli hartlap bıçağı ustaların maharetli ellerinde Kurban Bayramı için hazırlanıyor. Dünyaca ünlü bıçakların üretildiği Kahramanmaraş'taki bıçakçılarda Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başladı. Bahattin Çelik, coğrafi tescilini almış, herkesin bir değeri olmuş ürünü ayakta tutmaya çalışıyoruz diye konuştu. 1876'dan bu yana atalarımızdan bırakmış olduğu mesleği devam ettiriyoruz. Elhamdülillah her yıl üzerine koyarak sizlerin de gördüğü gibi eski ile yeniyi birleştirip dünyaya bunu tanıtmak için büyük uğraşlar veriyoruz. Emek harcıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tabii bunu yaparken yalnız başımıza yapmıyoruz. Tüm bir Hartlap köyümüz bizimle birlikte 100'e yakın atölyemiz var. Bu atölyeleri geliştiriyoruz. Hem onları geliştirerek onların gücünü artırmaya çalışıyoruz. İmkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Geleneksel ürünü tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bayramımız aslında Kurban Bayramı. Yani bıçakçının bayramı kurban. Burada genel olarak biz yıl boyunca yapmış olduğumuz çalışmalarımızı kurban dönemi geldiğinde iki katına, üç katına çıkarıyoruz. Tabii burada talep edilmiş olan ürünleri vatandaşlarımıza yetiştirmeye çalışıyoruz ve kaliteli, aynı şekilde her dönem yaptığımız gibi kaliteli ürünü üretmeye çalışıyoruz. Yani kalite sadece kendi başına oluşmuş bir olgu değil. Kalite yapmış olduğunuz, vermiş olduğunuz bir tecrübenin, emeğin sonucunda meydana çıkıyor. Başarının sonucunda meydana. Yani bu işi gerçekten bilen, yapan, tecrübeli, profesyonel kişilere tabii ki önemli bir konu bıçak, kurbanın vazgeçilmezi. Çünkü orada bir kurban kesiyorsunuz. Bu bizim yani Allah karşısında vermiş olduğumuz bir canımızın, sağlığımızın, imkanlarımızın karşılığında kurban düştüğü için kesiyoruz. Bunu da en iyi, o hayvana zarar vermeden, zorluk çekmeden tabii ki bıçağımız keskin olmalı. Yıllardır gelen bir küçük işletme mantığıyla hareket ediyorduk. Küçük işletme mantığında artık günümüzde dayanmak çok zorlaştı. Yani bizim için de zorlaştı, bizim dışımızdaki küçük işletmeler için de zorlaştı. Biz bu hedefi yukarıya koyarak kendimizde hem biz ileriye gideceğiz, hem şehrimiz ileriye gidecek, hem de bizim dışımızdaki küçük işletmeleri bizimle birlikte büyütme projemiz var. Coğrafi tescilini almış, aslında benim, sizin değil, tüm hepimizin bir değeri oluşmuş ürünleri ayakta tutmak için mücadele ediyoruz. Elhamdülillah bunda da başarılıyız. Niye başarılıyız? Çünkü halkımız buna büyük teveccüh gösteriyor. Kurban bıçaklarının fiyatları ise 250 lira ile 500 lira arasında değişiyor. Evet.